Herkese iyi bayramlar. Malum bugün bayram ve birçoğumuz belki kızgın kumlar, sıcak sular şey yapıyoruz, sefası yapıyoruz. Bir kısmımız kendimizi kavurmaya verdik ama çoğumuz ve umarım hepimiz sevdiklerimizle birlikte muazzam bir bayram tatili geçiriyor olalım her şeyden önce. Ben bu videoyu bayram tatilinden 2-3 gün önce çekiyorum. Şimdi bayram günlerinde böyle şeyler konuşmak pek adetten değildi ama bugün biraz canımı sıkan bir şeyden size bahsetmek istiyorum. Canımı sıkan şey şu, Türk Telekom'un ve Turkcell'in ansızın bir anda binlik internet herkese veriyor olması, vermeye başlaması. Şimdi diyeceksiniz ki arkadaşlar bunun nesi kötü Ersin? Bu senin canını niçin sıkıyor? Arkadaşlar şundan canımı sıkıyor benim. Meğer böyle bir teknik altyapımız vardı. Meğer Türk Telekom'la Turkcell, yani birisi karasal tarafta öbürü mobil tarafta, ülkenin lider operatörü olan iki tane ISP'miz aynı anda bu işi yapmaya başlayabiliyorlar. Ve o zaman biz yıllardır niçin bekledik? Yani niçin çok daha düşük internet hızlarıyla uğraşmak zorunda kaldık, internetimiz kesildi, yapmamız gereken bazı işleri yapamadık filan. Canımı sıkan nokta bu. Şimdi gelin bu noktanın niçin canımı sıktığını şöyle detaylandırarak anlatayım. Neydi Türkiye'deki internet altyapısındaki durum? Yani internet satıcıların, ISP'lerin durumu neydi? İşte Türk Telekom en büyüğü, sonra Turkcell geliyor ve aradan Türknet şey yapmaya, filizlenmeye başlamıştı. Türknet nasıl filizleniyordu arkadaşlar? Diyordu ki sizin hangi bölgede olduğunuz bilmem ne filan bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Bölgenizdeki en yüksek hız hangisi ise ben size onu vereceğim. Yani benden abonelik aldığınız zaman böyle tarifelerle şunu da bunu da filan uğraşmanıza gerek yok. Sizin bölgede altyapınız en yüksek hangisini destekliyorsa ona sahip olacaksınız. Ha eğer benim altyapımın olduğu lokasyonlardan bir tanesindeyseniz eğer o zaman da size binlik internet vereceğim diyordu. Değil mi? Şimdi Türknet bu söylemiyle öne geçti ve yıllardan beri bu söylemi sayesinde bir yığın abonenin, bir yığın insanın, bir yığın evin Türknet abonesi olmasını sağladı. Şimdi burada bu gerçeği ortaya koyduktan sonra gelin şöyle bir ara verelim. Neyi ara verelim biliyor musunuz? Benim Türknet'in pazarlama stratejileriyle aramın çok fazla iyi olmadığını hepiniz biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Benim Turkcell'i yöneten zihniyetle aramın çok iyi olmadığını hepiniz biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Ayrıca benim Türk Telekom'un özellikle kurumsal ilişkiler departmanında çalışan insanları çok çok sevdiğimi de yine büyük bir ihtimalle hepiniz biliyorsunuzdur. Şimdi videonun tamamını bu bilgileri aklınızdan çıkartmadan izlemenizi rica ediyorum sizden. Çünkü burada şöyle bir durum var. Bakın Türkiye'nin büyük operatörleri bana soracak olursanız bugüne kadar verebilecekleri hızı vermek konusunda ellerini korkak alıştırdılar hep. Ne zamanki Türknet onları rahatsız edecek kadar abone sayısına ulaştı. Ne zamanki Türknet onlardan çok fazla abonenin Türknet'e taşındığını görmeye başladılar. O zaman bir önlem almak zorunda hissettiler kendini ve aldıkları önlem binlik internet oldu. Bu süper bir şey. Genel anlamda bakarsak ülkedeki internet hızının bine dayanması güzel bir şey. Ancak Türkiye özelinde baktığımız zaman ben bundan hiç memnun değilim. Memnun olmamın nedeni biraz önce söyledim. İlki şu. Meğer bugüne kadar bu hızı verebiliyordu Turkcell ve Türk Telekom niçin vermedi? Şimdi diyecekler ki ISP'ler istedikleri şeyi istedikleri zaman yapamıyorlar. BTK'dan yani Ulaştırma Bakanlığı'ndan yani hükümetten yani Türk Devleti'ne onay almaları lazım. Abiciğim eyvallah tamam da siz pandemi döneminde BTK'dan falan onay almadan uploadları yükselttiniz öyle değil mi? Bunu yaptınız. Siz bunu yaptıktan sonra ilk önce kim yaptı? Turkcell yaptı. Sonra diğerleri de yaptı. Ben hala bu konuyla ilgili BTK'dan bir izin çıktığını bilmiyorum mesela. BTK'nın web sitesini o dönemler duyuruları defalarca gün be gün takip ettim. Böyle bir duyuru görmedim. Hala da olmadı. Şimdi burada eğri oturup doğru konuşmak lazım. BTK düzenleyici kurum olarak ISP'li ve bugüne kadar aboneleri mağdur eden herhangi bir konuyla ilgili asla ceza vermedi. Yani BTK'ya bakacak olursak aslında BTK biraz ISP'li ve BTK'sı. Son kullanıcı olarak, abone olarak bizim sözümüzü dinleyen, bizimle ilgilenen bir kurum değil ki BTK. BTK ISP'leri ne zaman ceza veriyor? Altyapıyla ilgili bazı sorunlar olduğu zaman ceza veriyor ve genellikle dikkat edin bir ISP diğerini şikayet ettiği zaman ceza veriyor. O yüzden bence BTK vatandaşın BTK'sı değil. BTK ISP'lerin BTK'sı. O yüzden BTK'dan izin almadan biz böyle böyle bir paket hazırlayamadık bilmem ne filan gibi bir şeyin altına girmesinler. Ne derler? Savunmanın altına girmesinler. Binlik interneti çok daha önce Türk halkına vermeleri gerekiyordu. Türknet
hızlı internet sloganıyla diğerlerinden abone çalmaya başladığı zaman aman biz ne yapalım, biz bu TürkNet'in yükselişini nasıl engelleriz filan mantığıyla bu paketleri çıkartmaları bence çok centilmence bir davranış değil. Rekabetin gerektiği bir davranış. Evet, yani rakibinizle rekabet etmek için böyle bir şey yapmak zorundasınız ama burada şunu unutmamanız lazım. Siz bir yandan da kamu hizmeti veriyorsunuz. Turkcell, Türk Telekom, tüm ISP'ler kamu hizmeti veriyorsunuz. İnsanların iletişim özgürlüklerini destekleyecek olan bir platforma ulaşmalarını sağlıyorsunuz. O yüzden de bazı şeyleri rekabet sizi dayatmadan mümkün olduğu kadar ucuz fiyata Türk halkına sunmanız gerekiyor. Evet, kapitalist şirketlersiniz. Kâr etmeniz lazım. Bunu da biliyorum. Ama bir yandan da şöyle bir hikaye var. Hizmeti alan biziz. Yani aboneler, yani Türk vatandaşı. Ve yıllardan beri hızlandırın, hızlandırın, hızlandırın deyip duruyoruz. Hızlandırmak için hiçbir şey yapmadınız bugüne kadar maşallah. Ne zaman ki TürkNet'in rakamlarının çoğaldığını gördünüz ve o zaman hemen her ikiniz de şapkadan binlik internet tavşanını çıkarttınız. Ama burada da şöyle bir sorun var arkadaşlar. Mevcut Türk Telekom ya da Turkcell abonesiyseniz eğer bu hizmetten yararlanamıyorsunuz şu anda. Çok komik değil mi? Bu binlik internet hikayesi sadece yeni abonelerde geçerli arkadaşlar. O yüzden mesela biz ofisimizdeki fiber bağlantımızı şirket olarak şey yapıp kapattırıp bireysel olarak buraya tekrar fiber bağlatmak zorunda kaldık. Düşünebiliyor musunuz? Yani bize verdikleri interneti hızlandırabilmemiz için abonelikten vazgeçip, mevcut aboneliğimizden vazgeçip ve bazı durumlarda da bu abonelikten vazgeçerken biliyorsunuz cayma bedeli falan ödemek gerekiyor. Kişisel olarak, bireysel olarak tekrar şey yaptık, abone olduk. Bu çok saçma. Sen meğer bütün Türk halkının binlik internetten yararlanmasını istiyorsun. Niçin o zaman mevcut abonelere bu hakkı vermiyorsun Turkcell? Niçin mevcut abonelere bu hakkı vermiyorsun Türk Telekom? Bakın ben size çok net bir şey söyleyeyim. Ben şu anda iki farklı evde, yani iki farklı evimde, birinde Türk Telekom abonesiyim, diğerinde de Süper Online Turkcell abonesiyim. Her ikisinde de cayma bedeli ödemeden özgür olduğum gün aboneliklerimi TürkNet'e taşıyacağım. Ve sadece şu bizim aklımıza hakaret ettikleri, bana soracak olursanız bu biz de bir anda binlik internet veriyoruz diye ortaya çıkmaları çıkarak abonenin aklıyla alay ediyor hem Turkcell hem Türk Telekom ve bu eylemlerini protesto etmek için kendi aboneliğimi, Turkcell'deki aboneliğimi de Türk Telekom'daki aboneliğimi de en kısa zamanda TürkNet'e taşıyacağım ki TürkNet'in yaptıklarını çok da sevmeyen bir insan olarak böyle bir hikaye yapacağım. Bir de tabii şöyle bir şey var, ne derler, yani eğriye oturup doğru konuşmak lazım. Mesela Türk Telekom'un son zamanlarda Türk Telekom'da muhatabın var gibi bir reklam kampanyası var. Farkındasınız değil mi? En başından beri, aylardır, yıllardır ne diyoruz? TürkNet'in call center hizmeti yok. Diğer şirketlerin call center hizmeti var. Türk Telekom bizim karşımızda bir muhatap olduğunu, yani abonelerin karşısında Türk Telekom'lu olduğumuz zaman bir muhatabımız olduğunu daha yeni mi anladın? Daha yeni mi akıl ettin? Öyle ya, TürkNet'in en zayıf noktası burası. Meğer pazarlama taktikleriyle TürkNet'i vurmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. TürkNet'i vurabileceğiniz o kadar çok nokta var ki, yani bu kadar aboneyi kaybetmektense çoktan vurabilirdiniz. Mesela çoktan uploadları yükseltebilirdiniz. Bakın binlik internet veriyorsunuz şu anda. Uploadlar 20. Hala 20. İnsanlar evlerinden Zoom toplantısı yapıyorlar. İnsanlar evlerinden online ders yapıyorlar. İnsanlar evlerinden WhatsApp'la görüntülü görüşme yapıyorlar vesaire vesaire. Yani upload ihtiyacı da var. Belki 1000 downloaddansa daha çok upload ihtiyacımız var birçok evde. Mesela benim evimde, benim iş yerimde downloaddansa upload daha önemli. Ama ne yapıyorsunuz? İnterneti 1000 yaptınız. Sınırsız internet, süper hızlı internet filan geyiklerinin altında 20'lik upload veriyorsunuz vatandaşa. Yazık. Bence günümüz gençliğine yazık ediyorsunuz. Türk Telekom ve Turkcell. Özellikle size söylüyorum. Niye size söylüyorum? İki tane büyük şirket olduğunuz için size söylüyorum. TürkNet bir şeyler yapıyor. Hiçbir şey yapamıyorsanız TürkNet'in yaptığını anında taklit edin bari. Çok ciddi söylüyorum. Yani bir yıl sonra ve iki yıl sonra binlik internete geçiyoruz diye bunu Türk halkına müjdeleyeceğinize ve müjdelerken de mevcut abonelerinizin bu hizmetten faydalanmasını engellediğinizi saklayacağınıza en kafadan TürkNet ne yapıyorsa onu yapın. Ve gerçekten şey konusunda ciddiyim arkadaşlar. Ben hem iki aboneliğimi de mümkün olan ilk fırsatta TürkNet'e taşıyacağım ve şu iki şirketin bence Türk halkının zekasıyla dalga geçmelerine tepki göstermek açısından bunu yapacağım. Size de bunu yapmanızı gerçekten öneriyorum. Çünkü eğer bizler büyük topluluklar halinde bu kapitalist şirketlerin
şirketlerin müşterisi olmamayı seçersek bu şirketler, Turkcell, Türk Telekom gibi şirketler ancak o zaman kendilerine çekidüzen verecekler. Öbür türlü bizi sadece her ay fatura ödeyen ve şartları kendilerinin belirlediği, bizim de o şartla uymamız gereken köleler gibi düşünmeye bence devam edecekler. Biliyorum bayram günü çok konuşulacak mevzular değildi bunlar ama bugün bayram, bana da bayram, bana her gün bayram ne de olsa, bir de öyle bir özelliğim var biliyorsunuz. Bir başka videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın.